gün içerisinde çok sayıda hasta bakıyorsunuz toplumu gözlüyorsunuz bu son varyant omikron insanlarda nasıl bir etki yarattı şimdi tabii zaten pandemi süresince insan psikolojisi bozuldu Özellikle toplumsal ilişkiler, sosyal ilişkiler, neredeyse sosyal lite ortadan kalktı. Tabii genel hakim duygu da korku. Yani bu korku da hakikaten bu omikronla beraber tekrarladı. Belki hayata dönüş var gibi gözüküyordu. Okullar açıldı, iş yerler açıldı, toplu taşımalar açıldı, işte statlar tamamen doldu ama bu omikron hakikaten kendini tekrar hatırlattı. Korku hakim. Şu anda ne olacağı da belli değil. İnanın yani bilimsel gerçekler doğruysa iki günde iki katına çıkarıyor yani yaygınlığını. Bu kadar da yaygın olan. Tabii ölüm riski de var. Öldürme riski de yüksek. Bir kısmı böyle tarif ediyor. Bir kısmı da sadece hastalandırma düzeyi yüksek olduğunu anlatıyor. Ama bizi ilgilendiren kısmında... Özellikle hasta gruplarında bizim panik atak dediğimiz, sıkıntılı dediğimiz, anksiyeteli dediğimiz, gergin dediğimiz, huzursuz dediğimiz yani daha önce bu tür hastalığı olan, stresle ilişkili hastalıkları olanları inanılmaz boyutta etkiliyor. Tekrar eve kapattı. İkincisi ikinci bir grup bu hastalığı geçirenler tekrar aman o ızdırabı, o ölüm korkusunu, o neredeyse yani çaresizlik duygusunu hissetmeyeyim diye Yine kendini eve kapatmaya başladı. Üçüncü bir grup maalesef toplumun her kesimde, her aile bir yakınını kaybetti. Yani yaşlılığı, anne, baba ve bu yakınlığı kaybedenler de hakikaten tekrar o hem yaz matem duygusuyla beraber o inanılmaz deredeki yursal acıyı tekrar hissetmeye başladılar. Tabi burada en önemli nokta kendisi Covid'li olup o Covid'li olduğu süre içerisinde aile yakınlarından birisine bulaştırıp ölüm veya yakınlık kaybetme olayı yaşayanlar. Yani çok ciddi bir durum bu tabi. Ama acaba ben mi neden oldum? Eve ben mi taşırdım? Acaba ben mi annemin ölümüne, babamın ölümüne veya işte yakının ölümüne ben mi yaptım? Yani ben eve taşıdım. Halbuki o insanlar hiç sokağa çıkmıyor. Zaten sokağa çıkma yasağı vardı. Neden ben, neden diye bu sorgulamalar başladı. Tabi bu arada bütün dünya çalkalanıyor. Bizim ülkemizde tabi bu döviz meselesi dışında ekonomi problemin ön planda olduğu için çok fazla da öne çıkamıyor bu konu ama Asıl önemli konu bu. Onun için tekrar önümüzdeki günlerde hazırlıklı olun. Sokağa çıkma yasakları, stadyumların boşaltılması, özellikle toplu taşımada sınırlandırmalar, özellikle aşı olmayanlara karşı daha böyle sert tedbirlerin geleceği de kesin. Tabii tüm bunların ortasında maalesef hepimizin yaşattığı duygu, çaresizlik, boşluk, hiçbir şey yapamama ve bize sunulan tekrar yine aşı, aşı, aşı. Üç ayda bir aşı, mesafe yine maske. Bunun dışında da maalesef hiçbir şey sunamıyoruz. İşte yine insanoğlu 21. yüzyılda milyonlarca kişiyi kaybetmişiz. Binlerce laboratuvarda bu konuda çare üretmek için aşıdan tut ilaca kadar çalışmalar var. Bizim ülkemizde de var. Onun için önümüzdeki süreç yine belirsizlik, korku çaresizlik. Belki tekrar hastalanma, belki tekrar yakınlarını kaybetme sürecine gireceğiz. Zaten kış süreci de bunu hızlandırıyor. Onun için mutlaka bence bu bilimsel gerçekleri kulağımıza küp olsun. Geçmiş hatalarımızı mutlaka yapmayalım. Ben buradan yine bir tıp doktoru olarak bizi idare edenlere, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere söylüyorum. Yani gerçek neyse lütfen bu ülkedeki insanlara aktarın, doğruları aktarın ve gerekirse tam yasak eve kapanma, gerekirse kısıtlamala tekrar başlayalım. Ben yakınlarımı kaybetmek istemiyorum. Ben herkesin artık ruhsal olarak dağılmasını istemiyorum. En azından o mesafe, maske ve aşı konusunda da hızlandırma ve çareler üretilsin. Aşı 3 aya indirildi. Evet o önemli bir şey ama aşı olmayanlara da biraz daha biz hekimler olarak biraz zorlamamız Lazım. Çünkü aşı karşıtlarını tek ikna edebilecek olan grup yine hekimlerimiz ve doktorlarımız ama doktorlarımızın da şiddet uygulamadan doktorlarımızda da artık bu konuda yeter artık diye bir reaksiyon göstermesini müsaade etmemek kaydıyla. Yani açık net ve bu ülkenin en azından pandemiden daha sağlam, daha az bir kayıpla başa çıkabilmesi için son derece önemli. Ben söylüyorum geldi kapımızda bütün Avrupa artık bu konuda ciddi düzenlemeler var. Biz de yapmamız lazım. Lütfen hem bakanlık düzeyinde hem de hükümet düzeyinde çözüm üretin, çare üretin, bize doğru bilgiyi aktarın. Teşekkür ederim.